10 soruda hac ile İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadeti 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı içerisinde gerçekleştirilecek. Kaynak Anadolu Ajansı Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kutsal mekanların ziyaret edilmesi anlamına gelen hac İslam'ın 5 şartından biri olarak kabul ediliyor. Hacla ilgili merak edilen konular Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan alınan bilgilerle 10 soruda toplandı. Bir, hac kimlere farzdır? Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden hacretme imkanına sahip, akıl sağlığı yerinde ve bülü çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin imkan elde edince, geciktirmeden hacci yerine getirmesi gerekir. Kota sınırlamaları sebebiyle müracaat ettiği halde kurada ismi çıkmadığı için hacca gidemeden ölenler, imkan bulamadığı için borçlu olarak ölmüş olmaz. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da filen hac edemeyecek derecede hasta olanlar ile yaşlılar, hacci yerine getirmekte de yükümlü değildir. 2- Hacda kurban ne zaman kesilir? Hanefi mezhebine göre kurban, bayramın ilk üç gününde kesilir. Daha önce kesilemez. Tehir edilerek daha sonra kesilmesi durumunda ceza olarak ayrıca bir koyun veya keçi kesmek gerekir. Şafii mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü gün batana kadar kurban kesilebilir. Vekalet yoluyla hac yapılabilir mi? Kendisine hac farz olan biri sağlık, yaşlılık ve benzeri bir sorun sebebiyle bizzat hacca gidemeyecek durumda olursa, başka birisini vekil, bedel, göndererek vekalet yoluyla hac yaptırabilir. Böyle kişilerin, hayattayken birini vekil olarak göndermesi mümkün olduğu gibi mirasçılarına ölümünden sonra kendi adına bedel hac yaptırılmasını vasiyet etmeleri de mümkündür. 4. Hacca giden kişinin hacla ilgili kurbanları memleketinde kesilebilir mi? Temettu, önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girilerek yapılan veya kıran, umre ve hacın ikisine birden niyet edilip ihrama girilerek tek ihramla yapılan, haccına niyet eden hacıların, şükür olarak kesecekleri hayvanları harem bölgesinde kesmeleri gerekir. Bu kurbanın Kurban Bayramı'nda kesilen udiyye, Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanı ile ilgisi olmadığından, harem bölgesi dışında kesilmesi geçerli değildir. C, kura sistemi dışında hacca gidebilmek için farklı yöntemlere başvurmak caiz midir? Belli zaman, mekan ve şekillerde yerine getirilen bir ibadettir bu ibadetin kabul edilmesinin şartları hacca gidecek kişinin Müslüman, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığının yerinde olması, hac mevsiminde Mekke'de bulunmasıdır. Bu şartları yerine getiren kimsenin hac ibadeti fıkhi ölçüler dahilinde şeklen geçerli olur. Ancak kura yöntemiyle hacca gidemeyenlerin, değişik meslek vizeleriyle hacca gitmeleri yalan beyan anlamına geleceğinden dinen caiz değildir. Allah'ın emrine uyarak hac ibadetini yerine getirmek ile yine onun koyduğu yalan söyleme yasağını çiğnemek İslam ahlakıyla bağdaşmayan açık bir çelişkidir. 6. Hacca görevli olarak giden kişinin hac borcu düşer mi? Görevli olarak hacca giden kimse ister zengin ister fakir olsun yaptığı hac kendi adına geçerlidir. Yaptığı görev karşılığında ücret alması bunu değiştirmez. 7. Evli bir kadın, kocasının iznini almadan veya yanında mahremi olmadan hac veya umreye gidebilir mi? Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre, hac ibadeti için kadının yanında bir mahreminin bulunması gerekir. Şafiilere göre, 3 veya daha fazla güvenilir kadın, yanlarında eş veya mahremleri olmasa da hacca gidebilir. Maliki mezhebine göre ise bir kadın, güvenilir bir grup içerisinde olması halinde tek başına hacca gidebilir. Hanefi mezhebine göre, evli bir kadının kendisiyle birlikte gideceği bir mahremi yoksa hacca gitmesi uygun değildir. Ancak kocasının rızasını alan bir kadın, güvenilir bir hac organizasyonuyla şafi ve maliki mezheplerini taklit edip mahremsiz olarak hacca gidebilir. Haccın gerekli şartlarını taşıyıp yanında bir mahremi olan kadının farz olan hacca gitmesine eşi engel olamaz. 8- Sağlık nedeniyle gücü yetmeyen kişi hac bedelini sadaka olarak vermekle hac sorumluluğundan kurtulur mu? Hac ibadetini yapamayacak derecede sağlığı bozulan veya aşırı yaşlılık nedeniyle kendisi hacca gidemeyecek durumda olanlar kendi yerine hac etmesi için masraflarını karşılayarak vekil gönderebilirler. Fakat vekil gönderecek parayı fakirlere sadaka olarak vermekle veya bir hayır kurumuna yardım yapmakla hac görevini yerine getirmiş sayılmazlar. Böyle yapanın hac borcu düşmez, sadakasının sevabını alır. 9. Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur? Maddi yönden hac etme imkanına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Ancak borçlanarak hacca gitmeleri halinde, hac ibadeti geçerli olur ve kendilerinden hac sorumluluğu da düşer. Haccın farz olması için gerekli şartları taşıdığı halde hac mevsiminde hazır parası bulunmayan ve borç aldığı takdirde bunu daha sonra ödeme gücüne sahip olan kişilerin bu görevi bir an önce if 10 bankada bekletilen para ile hac yapılır mı? İslam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini emreder. İbadetlerde helal kazançla ifa edilmelidir. Bankada vadeli hesapta bekleyen paranın aslı helal olduğu için bu parayla harca gidilebilir ancak bu yolla elde edilen faiz gelirlerinin sevap beklemeksizin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ve tövbe edilmesi gerekir.